Rekorları kıra kıra gidiyoruz. Hedefimiz 105 puan. 105 puanı sadece şampiyonluk için söylemiyoruz. Biz bugün şampiyonluğu garantileseydik de hedefimiz 105 puandı. Çünkü biz sadece şampiyonluk için yarışmıyoruz. Futbolun adaleti için de savaşıyoruz. Alt sıralarda küme düşecek olanlar var. Onun için biz son maça kadar Fenerbahçe maçını ve Konya maçını da kazanmayı planlayarak ilerliyoruz. Biz zaten 2 yıl önce Dursun Özbek Başkanım'la yola çıkarken 2 yıl üst üste şampiyonluk vaat etmiştik. Taraftarımız bayrakları hazırlasın demiştik. Aynı yolda gidiyoruz. İnşallah 25 Mayıs'ta Dursun Özbek Başkanımız seçilirse biz 5. yıldıza doğru devam edeceğiz. Bugün de ufak tefek de olsa hakem hataları oldu. Yediğimiz ikinci golden önce Mertens'e yapılan faul es geçildi. Olabilir. Yani hep şunu söylüyoruz. Kötü niyet olmadığı sürece bizim için sorun yok. Ama sadece yukarıya bakmayın, aşağıya da bakın. Aşağısı da yangın yeri. Onun için biz son maça kadar savaşacağız ve 24. şampiyonluğu inşallah sezon sonunda taraftarımızla beraber kutlayacağız. Başkanım, önümüzdeki hafta kritik bir Fenerbahçe maçı var ve 6 puanlık farkı da korudunuz. O maçtaki atmosfer ve beklentileriniz nasıl? Galatasaray taraftarını biliyorsunuz. 5. haftada 52 bin kişi oynadı. 10. haftada öyle oynadı. Başından beri Okan hocamız ve futbolcu kardeşlerimiz bu işe inandılar. Atmosfer çok iyi olacak. Sonuç tabii ki arzumuz kazanmak ama futbolda ne kadar iddialı konuşursanız konuşun maç bitmeden sonuç belli olmuyor. Onun için rakibe de saygı duyacağız. O 90 dakikayı tamamlayacağız. Sonra şampiyonluk maçı gibi bir sonraki 90 dakikaya da çıkacağız. Çünkü bizim için sadece şampiyon olmak değil, 20 yarıştığımız diğer 19 takımın hakkını korumak da önemli. Onun için biz son topa kadar oynayacağız. Başkanım, bugün hakem hatalarından bahsettiniz az da olsa. Derbi için atanacak hakeme güveniyor musunuz? Hani bir yabancı hakem çok konuşuluyordu zamanla ama son haftalarda öyle bir şey geçmiyor. Bakın, ben bugünkü maçı konuşuyorum. Bunlar başkanımızın ve başkan vekili Sayın Erden Timur'un konuları. Bunu onlara soracaksınız. Biz şu an keyifli bir maç seyrettik. Gördüğünüz gibi küme düşecek bir takım ve onunla 40-50 puan farkı olan şampiyon olacak bir takım dişe diş mücadele ediyor. Futbolun güzelliği bu zaten. Hiçbir şey kolay değil. Önümüzde iki tane zor 90 dakika bizi bekliyor. Onun için Okan hocamıza, futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Sonuna kadar, son topa kadar Galatasaray mücadeleye devam edecek. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Başarılar.